Ermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi gelelim Davos'a. Bir daha da Davos'a gelmem. Gitmem. Gittin mi daha önceki, yeniden gideceksin? Yok, Erdoğan'a atıfta bulundum sadece. Evet. Tayyip Bey öyle demişti. Bir daha da Davos'a gelmem demişti. Hatta onun remixini yapmışlardı çok güzel şarkı halinde. Bir daha da Davos'a gelmem diye böyle. Şimdi Hasan abi, bu Davos konusunda bizim dünkü yayınımızda Ahmet Sözen hocamızla konuştuk. Bugün de Davos'a bağlanacağız. Sevgili Sefa orada. Arkadaşlar birazdan arayacaklar. Hatta arıyorlar galiba. Davos'taki atmosferi bize aktaracak sevgili Sefa. Onu da konuşmuş olacağız. Bugün Milliyet'te Akıncı Türkçe Avrupa Birliği'nde resmi dil olacak şeklinde manşette yer aldı Milliyet gazetesinde. Önce Türkçe AB yolunda manşetiyle duyuruldu bu haber. Bunun dışında da bugün Kıbrıs gazetesinde de çözüm için para lazım manşeti var. Bu Akıncı'nın yine Davos yolunda verdiği bir demeç. Diyor ki Akıncı üçlü zirve öncesinde, ki bu üçlü zirve de bugün saat 11.30'da gerçekleşecek. Telefon hazırmış galiba. Hazır. Evet, Davos'a bağlanalım. Sefa orada. Günaydınlar Sefa. Günaydın sevgili Can. Günaydın Sefa. Canlı mısın? Günaydın Hasan Bey, günaydın. Uyandın mı? Sesin zayıf geliyor. Vallahi uyandım ama buz gibi hava. Yani burada şu anda daha tam açmış değil. Karanlık içinde yolculuk yapıyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nı takip edeceğiz. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın oteline doğru yoldayız, Kıbrıs Gazetesi muhabiri arkadaşımla. Ha, şu an sen kolay dışarıdasın yani. Çalışıyorsunuz yani karda kışta. Ya çalışıyoruz Hasan Bey. Siz bizi buraya şeye göndermediniz. Nereye göndermediniz? Tatile göndermediniz. Kara kış çalışıyoruz. Evet. Zaten başka türlü olsaydı gidemeyecektin Davos'a Sefa. Doğu Etki gazetecisin de gittin ve Davos'ta gördün. Evet. Doğrudur. Davos yan gelip yatma yeri değildir. Nasıl gidiyor hayat orada? Bu çay meselesini merak ettim. Kaç lira çay Sefa? Ya ucuz bir yer bulduk. 26 TL'ye ucuz bir yer bulduk. İyi oluyor, güzel oluyor. Ucuz bulunca şey yapıyorsunuz, seviniyorsunuz. Euro karşılığı ne kadar yani? 26. Açıkçası hiç yapmadık açıkçası. Bakmadık çünkü hep frank olduğu için Hasan Bey, frank ödemesi yapıyorsunuz. Ha, İsviçre'de euro geçerli değil. Yani İsviçre geçerli frank, ama geçerli hala. Onlar eurozonda değiller. Evet, karıştırıyorum sonuçta bazen. Frank kullanıyorlar. Frank olarak devam ediyoruz. Çarpıp bölüyorsun 26 TL çıkıyor demek. 7-8 frank en ucuz çayı öyle içiyorsunuz işte. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ama olsun, gün boyunca bir çay içiyorsunuz, o da yeterli oluyor. Tatlı oluyor o zaman. Biz dün şeyi konuştuk, böyle yemek falan oluyor ya. Evet. Türk heyetiyle işte Akıncı yemek yiyor mesela, Türkiye heyetiyle. Bu parayı kim ödüyor şimdi? Orada yemek pahalıdır da. Yani ben açıkçası o konulara girmek istemem sonuçta. Tabii ki siz de ciddi olarak konuşuyorsunuz ama Sayın Akıncı'nın Davos ziyareti çok çok önemli diye düşünüyorum. Evet, yani tamam. Dünyanın şu anda kalbi burada atıyor. Bütün liderler, hükümet başkanları, devlet başkanları burada. Kıbrıs'ı Türklerin burada temsil edilmesi bence çok çok önemli. Evet. Tamam, oraya geçelim o zaman. İşin esprisini vesairesini bir kenara bırakalım artık. Davos'ta bugün bir üçlü zirve var. Bu zirve öncesinde, tabii zirveden sonra zirveyle ilgili orayı da takip edeceksiniz. Oradaki atmosferi ve oradaki bilgileri edineceksiniz ama şimdiye kadar olan bu görüşmeleri bize bir aktarır mısın? Yani Davos'ta son durum ne? Yani şimdi şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı ilk geldi, ilk
uçaktan indikten sonra oteline yerleşmesinin ardından Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla bir araya geldi. Sayın Davutoğlu'yla bir araya gelmesinde Sayın Meral Eroğlu da, Meral Akıncı da vardı. Sayın Akıncı bir saat Kıbrıs konusunda bir görüşme yaptı ama bir saatten de uzun bir görüşmeydi. Sonuçta aileler de oradaydı. Kıbrıs konusunda Türkiye Davos'ta yapılacak görüşmelerde, zirvelerde Sayın Akıncı'nın güçlü şekilde arkasında olduğunu vurguladı. Burada Sayın Akıncı yapacağı bütün temaslarda Türkiye'nin çözüm yönündeki kararlı ve güçlü desteğiyle masalara oturacak veya muhataplarıyla görüşecek. Dün de çok çok önemli olduğunu düşündüm. Bir yemek vardı. Oraya Sayın Akıncı Dünya Ekonomik Forumu Başkanı'nın özel davetlisi olarak katıldı. Bazen işte Kıbrıs'ı Türk lider mi değil mi, işte President Anastasiadis mi gibi bazı yorumlar gördüm Twitter'da veya sosyal medyada. Biz bunları bırakarak burada bir Kıbrıs'ı Türk liderin temsil edilmesi noktasına bakmamız gerekiyor. Öyle her şey kolay olmuyor, yavaş yavaş olacak. Ve o yemekte bulunması, yemek o kadar üst düzey bir yemekti ki, yani danışmanları bırakın, koruma hiç kimsenin giremeyeceği, sadece liderlerin, devlet başkanlarının gireceği bir üst düzey yemek oldu. Burada Sayın Akıncı'nın olması, listede olması da çok çok önemliydi. Asıl Kıbrıs'la ilgili süreç bugün, Davos'ta bugün damgayı vuracak. Bugün neredeyse Davos Ekonomik Forumu'nda Kıbrıs'ı konuşacağız diyebilirim. Biz de onun için zaten yola çıktık erken saatlerde. Sevgili Sefa, şimdi uçakta olsun, kulislerde vesaire Sayın Cumhurbaşkanı'yla berabersiniz. Bu üçlü zirveye Sayın Akıncı nasıl bir rol biçiyor? Yani ne bekleniyor bu üçlü zirvede herhalde? Şimdi şöyle söyleyeceğim Hasan Bey, bugün Milliyet'teki röportajında da var. Bir mucize, bir hayalperestlik yok Sayın Akıncı'da. Ancak burada bir samimi ortam olacağı için dünya liderlerine birebir aynı ortamda, eşit şartlarda, sonuçta kimse title'a bakmaz. O dünya forumuna davet ediliyorsanız ona bakar herkes, burada katılanlar. O dünya forumunda birebir temaslarda Kıbrıs'ı Türklerin dünyayla barış, dünyayla entegre olması noktasında samimi ortamlar yaratacaktır ki zaten Sayın Akıncı buna çok çok önem veriyor. Ve Sayın Ban Ki-moon'la bir araya gelmesi, Sayın Anastasiadis de bir panelde eşit şartlarda konuşması, Davos'tan dünyaya seslenmesi ki dün uluslararası ajanslara da düşen bir haberdi. Bugün bilmiyorum Kıbrıs Türk medyası bunu takip edebildi mi? İki lider BM Genel Sekreteriyle birlikte dünyaya bir çağrı da yapacaklar. Dünyadaki liderlere de çağrı yapacaklar. Yani bu ortamın yakalanması bile Kıbrıs Türkler açısından çok çok önemli diye düşünüyorum. Ama kimse şunu da beklemesin. Yani Kıbrıs sorunu burada çözülmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı da vurgulamıştı yine Milliyet'teki bugün röportajında var. Kıbrıs sorunu Kıbrıslılar Kıbrıs'ta çözecek. Ancak burada kendini anlatması yönünde, Kıbrıs Türklerin durumunu anlatması, Kıbrıs'ta bir referandumda Avrupa Birliği'ne çözüme evet diyen bir toplumun, dünyada örneği olmayan tek toplum dışarıda, bunun kabul edilemez olacağı vurgulanacak. Artı finansal yönünde çözümün finansal bakımından da önemli temaslar, mesajların verileceğini düşünüyorum. Sonuçta bir çözüm olacaksa bunun ciddi bir finansman kaynağına da ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. Bu finansman vurgusu biraz ileri gitti galiba. Hem senin röportajında var. Bak okuyorum. Kıbrıs sorununda bizi çözüme taşıyacak olanlardan biri de çözümün finansmanıdır demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Kıbrıs gazetesinden sevgili muhabir arkadaşımızın hazırladığı şeyde de tabii İsmail, herhalde İsmail'in röportajından da herhalde yazı işleri çözüm için para lazım başlığını çıkarmış. Yani bu para vurgusu, bu Davos para için ne kadar önemli? Dün Ahmet Sözen Bey'e de bu soruyu sormuştuk. Galiba hocam sormuştu. Evet. Yani bu bir zenginler kulübü gibi çalışıyor ya bu Davos. Yani oradan para konusunda daha
iyi, daha elle tutulur vaatler almak mümkün olacak mı sence? Şimdi şurada şunu vurgulamakta fayda var. Davos'a katılan yani dünyanın şu anda ekonomisinin kalbi atıyor burada. Dünyanın en önemli holdinglerinin, şirketlerinin CEO'ları ve sahipleri burada. Buradaki o insanların vereceği mesajlar sözde havada kalacağını düşünmüyorum. Çünkü o kadar basit bir yer değil burası. Burada yani bir adım atılacaksa, bir noktada şu yılını yaparız, bizim üzerimize bu düşerse yaparız deniliyorsa mutlaka bir sonuca varacağını düşünüyorum. Ama buna varmadan önce biz de üzerimize düşen görevleri Kıbrıs'ta tamamen yerine getirmemiz gerekir ki bu noktada adımların atılmasının yolu açılsın. Yani biz sonuçta bir Kıbrıs'ta çözüm noktasında bir yol alalım. Bu çözümün maliyetinin ortaya çıkması noktasında bir çalışma ortaya koyalım. Burada alınacak mesajlar, eğer ki ekonomik finansman yönünde bir mesaj alınırsa mutlaka bir geri dönüş olacaktır. Hasan Bey, gerçekten bunu hiç abartmadan söylüyorum. Davos o kadar şu anda önemli ki dünyayı neredeyse, dünya ekonomisini yönetenler herkes burada. Evet. Sefa, bir sorum daha var benim. Sonra Cem bir şey sorar mı bilmem. Milliyet manşete Türkçe AB resmi dili olacağı taşımış. Yani bu senin, evet, tercihin mi? Yazını böyle başlıkladın yoksa yazı işlerini böyle yaptı hiç bilmiyorum. Ama soru şu, ben bundan biraz rahatsız oldum. Yani evet, bugün Kıbrıs'taki gazetelerde Kıbrıs Rum sözcüğü Hristo Fidis'in, nedir? Hristo Dilis'in de bir açıklaması var. Diyor ki bu tamamen Sayın Anastasiadis'in inisiyatifidir. Bize bir çalışma başlatın diye bir emir verdi. Araştırma başlatın, niyet belirtin. Yani bu niyet, bu araştırma böyle başlık olacak kadar önemli mi? Yani ya günün sonunda olmazsa bu iş? Yani bu bağlamda soru şu ya, ama soru şu, Sayın Cumhurbaşkanı, Sefa soru şu, Sayın Cumhurbaşkanı çözüm olmasa da Anastasiadis'in bu inisiyatifinin Türkçe'yi işte bir ay sonra, bir yıl sonra, ne kadar bir süre sonraysa ABD resmi dillerden biri yapacağına inanıyor mu? Sordun mu? Şunu böyle söyleyeceğim. Az önce bilerek vurgulamıştım. Şimdi şuna da karar vereceğiz. Kıbrıs'ın tarafı da, Sayın Anastasiadis de şuna da karar verecek. Eğer ağzından bir söz çıkıyorsa liderlik vasfını gösterecek. Ve dünyada buna inanır. Bir lider, bir cumhurbaşkanı bir şey söylüyorsa onun mutlaka olacağı, takip yapılacağı noktasına güvenir. Ben de o açıdan bakıldığını düşünüyorum. Sonuçta Anastasiadis şu anda uluslararası tanınan bir lider ve bunun bir sözü de çok çok önemli. Sayın Akıncı da buna karşı olumlu mesaj vermesinin ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kabul etmeyebilir, Rum kabul etmemiş olur. Yani kendi başlattığı işi kendi tamamlamamış olur. Yani GSM'de olduğu gibi Kıbrıs'ı Türklerde büyük bir hayal kırıklığı yaratır. O nedenle bu çözüm, adada kalınacak bir çözüm, sadece Kıbrıs'ı Türklere bir havuç, bir nimet değil. O zaman Rum bunu anlayacak. Yani bu çözümsüzlük bu şekilde devam ederse, iki ayrı bir devlet noktasında sonuca varırsa bunun bedelleri ne olur? Yoksa Türkçenin Avrupa Birliği'nde resmi dil olması, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi Kıbrıs Rumlara ne katar? Bunun da iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O nedenle az önce finansman konusunda vurgu yaparken biz Kıbrıslar olarak şunun farkına varacağız. Eğer lidersek, eğer bir yöneticiysek, eğer bir yetkiliysek ağzımızdan çıkan sözün bir senet olduğunun farkına varacağız. Bir güven olduğunun farkına varacağız. O nedenle diyorum, ekonomik forumda biri bir şey söylerse olur. Burası basit bir yer değil. Biz üzerimize düşeni yapalım. Sayın Anastasiadis yapmasın. Bunun sonunda bir karşılığı olacak diyorsun. Şöyle bir şey var. Sevgili Hasan Bey, şöyle bir şey var biliyorsunuz. Her zaman siz doğruyu söyleyin de ne zaman yalan söylediğinizi, pardon, ne zaman ne söylediğinizi unutmazsınız.
O zaman biz Kıbrıs Türk tarafı olarak doğruları savunmaya veya doğru adımları desteklemeye devam edersek sürecin daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Teşekkürler Sefa. Teşekkürler sevgili Sefa. Çok üşümeye dikkat edin. İyi yayınlar diliyorum. Evet, İsmail'e de selamlar. Evet İsmail. Aleyküm selam, yanımda zaten sevgili İsmail. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Fedakarca çok teşekkür. Ön saflarda çarpışıyorsunuz Kıbrıs Türk basını adına. Evet. Kolay gelsin. Bilgiler alıyorsunuz. Ve açıkçası ben şunu da vurgulayarak kapatayım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'yı izlemek açıkçası önemli ve gurur verici. Dünyanın kalbinin attığı yerde olmak çok çok önemli. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoşçakalın, sağ olun. Efendim Sefa Karahasan Davos'tan bildirdi. Oradaki son durumu aktardı. Tabii Davos'ta Hasan abi, biraz da onu yorumlayalım. Bugün üçlü bir zirve var. Bu üçlü zirve neyi ifade eder? Ne kazandırır? Ne çıkar bu işten? Yani dün gerek Ahmet Bey, işte Sefa sürekli Sayın Akıncı'nın yanında. Evet. Ben de yazmıştım dünkü Milliyet'te yayınlanan yazımda. Bu görünürlüğümüzü artırması bakımından çok önemli. Yani Kıbrıslı Türk liderin işte biraz önce Sefa'nın aktardığı şekliyle o Davos ortamında olması çok önemli. Sayın Akıncı Kıbrıslı Türklerin lideri olarak orada önemli bir temsil görevini yerine getiriyor. Mutlaka onun seçici olarak bazı mesajları vermesi gerekiyor. Öyle yapacağına da inanıyorum. Niye seçici? Çünkü çok konuşmalar bilirsiniz çoğu zaman etkisini göstermez. Orada olan siyasi liderler, büyük şirketlerin CEO'ları, yönetim kurulu başkanlarının aklında nihayet de tek bir mesaj kalacak. Bunu doğru şekilde belirleyip bunu tekrar tekrar her ortamda, resepsiyonda, yemekte, toplantıda, panelde söylemesi gerekiyor Sayın Akıncı'nın. Evet. Benim anladığım kadarıyla çözümün gerekliliğine ve bu finansman meselesi öne çıktı gibi. Yani en azından bizim çocuklar diyebileceğimiz Sefa ve İsmail'e söylediklerinden Sayın Akıncı'nın bunu anlıyorum. Bu enteresan, benim açımdan enteresan. Gerçi Sayın Akıncı'nın Milliyet'teki şeyine bakıyorum. Önümde açık o çünkü internetten. Hibe yardımı beklentisi yok demiş. Yani bunu ben de vurgulamıştım hatırlıyorsun programlarda. Yani ille birinin bize beleşe para vererek, karşılıksız para vererek bizi çözüme ikna etmesine gerek yok ama finansman vurgusu var. Kafalarında nasıl bir model var tam olarak bilmiyorum ama bunlar önemli. Şeyde de yani Kıbrıs'ta da çözüm için para lazım vurgusu önemli. Bu Kıbrıs'taki haberde dikkatimi çeken bir husus daha vardı. Onu da belirtmek istiyorum bulayım şeyi. Hep konuşuyoruz ya bak Sayın Akıncı ne demiş? Toprak güvenlik ve garanti konusu Kıbrıs dışında görüşülmeli. Dün Ahmet Bey ile konuşurken, evet. Sayın Ahmet Sözen'de konu bir ara buraya gelmişti hatırla. Ahmet Bey bu konuyu çok yakından takip ediyor. Zaman zaman resmi olarak danışmanlık vesaire de yapıyor Cumhurbaşkanlığına. Dolayısıyla hakim konuya. O da demişti ki dosyaların kendi içinde veya konuların kendi içinde kapanabileceğini sanmıyorum. Dosyalar arası veya konular arası bir alver de gerekir. Ben de demiştim ki bu ancak böyle Bürgenstock tarzı kompak, bütünlüklü ve kısa süreli bir çalışmada söz konusu olabilir. Evet. Herhalde Sayın Akıncı da bunu kastediyor. Bak toprak, güvenlik ve garantiler konusunun belli bir dönemde Kıbrıs dışında müzakere edilmesi gerektiğini söylemiş. Bence bunlar önemli. Çünkü niye önemli? Yani geçmişte de oldu bu. Aklın yolu bir. Bunu Sayın Akıncı'nın söylemesi niye önem taşıyor? Çünkü Rumlar sürekli bunlara itiraz ediyor. Evet. Yani dikkat edersek
eski cumhurbaşkanlarından yani Sayın Eroğlu'ndan ve hatta Sayın Talat'tan çok farklı bir tavır izlemesi beklenen Sayın Akıncı süratle belli Türk tezleri noktasında bir uyum gösterdi geçmişe. Bu tabii Rumları rahatsız ediyor ama bizim bakımımızdan aslında bu savunduğumuz gerek metoda dair gerek içeriğe dair tezlerin haklılığını bize kanıtlıyor. Çünkü başka türlü olmuyor. Yani haklılığı derken buna vurgu yapıyorum. Yani işte bunu çözdük gibi dursun masada yani ileride de karşımıza gelecek bir taviz gibi algılanacak bir şekilde eğer bu müzakere sürecinden çözüm çıkmazsa ve ileride başka müzakereler olacaksa gelsin falan. Türk tarafı bunu artık kabul etmiyor, istemiyor. Çözüm istiyor, bunun kısa sürede olmasını istiyor. Evet. Ve bunun böyle etkin bir şekilde müzakerelerin sürdürülmesini istiyor. Mesela bu onun işaretidir bence. Ve bu geçmişte de böyle savunuluyordu. Yani en azından Sayın Talat'ın dönemini çok iyi biliyorum, biliyorsun. Hı hı. Biz de böyle savunuyorduk o dönem. Yani bazı noktalara varıldıktan sonra kapalı bir ortamda tercihen de Kıbrıs dışında liderlerin başka şekillerle meşgul olmayacağı, dışa sızmaların mümkün olduğu kadar az olacağı bir ortamda bunun tamamlanması gerekiyor. Sayın Akıncı'nın bunu belirtmiş olması bence önemli. Evet. Şimdi bu Taksim sahasında Hasan abi, Mehmet hocamız, Mehmet Hasküler hocamız bir protesto yapıyor. Protestodan öte ben sana olayı anlatayım. Sonra Taksim sahası ara bölgede. Ara bölgede. Bu Çetin Kaya'nın antrenman için kullandığı bir saha burası. Sadece Çetin Kaya antrenman için kullanabiliyor. Ve Birleşmiş Milletler gözetiminde. Ledra Palas'tan polisten geçiş yapıyor hocamız, Asküler hocamız. Vize alarak çıkıyor yani. Vize alarak, evet. Bizim polisten. Mühürlüyor, kağıtçığını çıkıyor. Giriyor Ledra'dan. Ve Taksim sahasında yürüyüş yapıyor. Şimdi bu yürüyüşü tamamladıktan sonra da KKTC polisi diyor ki kendisine, Birleşmiş Milletler senin yürüyüşünü protesto etti diyorlar Mehmet Hoca'ya. Ve Birleşmiş Milletler askeri polisinin Haskilo'nun yürüyüşünden rahatsız olduğu da ortaya çıkıyor. Yani nasıl yürür bu adam burada diye. Ardından Haskilo Hoca da diyor ki bu ülkede yürüyüş yapmak için BM'den izin mi alacağım ben diyor. Tamam. Ve Taksim sahasının halka açılması gerektiğini söylüyor. Burası sadece etkinlikler için açılmamalı. Adada çözüm olacaksa güven arttırıcı adımlar atılması lazım. Masa başında atılacak adımları beklersek çok bekleriz diyor Haskiler hocamız. Ve şu anda Haskiler hocamız da telefon attığımızda. Hatta davette de bulunuyor. Diyor ki hadi gelin hep birlikte yürüyelim. Hocam günaydın. Cem Bey, Hasan Bey sizlere de günaydınlar. Günaydın Mehmet Beyciğim. Hocam tabii sizinle yürüyeceğiz. Ben hevesliyim ve istekliyim bu konuda. Geleceğim, eşlik edeceğim size de. Öncesinde bir konuşalım istedik bir telefonla. Bu yürüyüşler devam edecek herhalde hocam. Tabii bugün de var, yarın da var. 10 Ocak'ta keşfettim ben burayı. Ha. Yani normalde dışarıdan yukarıdan yürüyordum. Yani yukarıdan bakıyordum bu sahaya. İmrenerek bakıyordum. Arap Ahmet'ten yürüyordunuz. Evet, evet. Yani Çetinkaya Kulübü'nün bu sefer önünden yürüyerek. Fakat son derece sağlıklı şeyler hissetmiyordum. Çünkü işte araçlar gidiyor geliyor. Acaba burada da yürüyebilir miyim dedim. Pazar gün indim 10 Ocak'ta. 11 Ocak'ta ise böyle bir şey oldu. Pek polisler de önemsemedi ama dün Veli Hakkı isimli bir yurttaş bana işaret parmağını göstererek bir şeyler anlattı ama duymadım, anlamadım. Çetin Kaya'nın eski bir futbolcusu. Evet. Sonra polis Çetin Kaya'nın mı, Kaymaklı'nın mı? Neyse. Yine geldi senin şey dediler Veli Bey, işte Birleşmiş Milletler onları
protesto etti. Ben anlamadım. Yani bu egemenlik yürümekle aşınıyorsa, yani o zaman nasıl bir egemenliktir bu? Ayrıca ben ülkemde, başkentimin bu kadar güzel bir yerinde niye böyle bir alanı, inanır mısınız, 2-3 defa iki keklikle beraber yürüdüm. Giderken de yürüdüler, benimle dönerken de. Evet. Avcılardan da ayırıyorlar demek ki yürüyenleri keklikler. Yani anlatmak istediğim, ben Sayın yani Akıncı'yı Taksim sahasında keklik gördünüz Sayın Asgüler. Sayın Asgüler hafta sonu eşofmanlarını giyerek bu sembolik ve tarihi önemi olan ve ülkemizin futbol tarihinde çok müthiş isimleri yetiştirmiş bu stadyumda yürüyüş yapmalarını ve Kıbrıs'ı oturarak değil biraz da yürüyerek konuşmalarını öneriyorum. He, güzel. Yürürken kafalar daha çok çalışırmış hocam, bilimsel bir şey. Kan dolaşımı hızlanır. Efendim oradaki atmosfer mükemmel. Yani hiçbir böyle çevreden sizi rahatsız etmeyecek o kadar güzel bir ortam ki, işte kuşlar öter, keklikler yürür. Tamam hocam. Ortam, ambiyans mükemmel ve tarihi düşünüyorsunuz. Burada Türkler ve Rumlar maç yapıyordu ve çoğu zaman da Çetinkaya galip oluyordu. Bir dakika hocam. Şimdi siz Kıbrıs sorununu benden iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Şimdi o saha iki atışın tam orta yeri. Evet. Yiğitler Burcu'yla Dikra Palas arasında. Evet. En 63'te 64'te Lefkoşa çarpışmalarında en sert çarpışmalar orada oldu. Çetinkaya'dan evet. Litra Palas'a doğru, değil mi? Evet, doğru. Şimdi siz yani iki ateş arasında kalabilirsiniz ansızın. Hoca zaten iki ateş arasında. Değil mi? Ama tarafsız bölge diyorlar. Tarafsız bölge ama yani bir tarafında dikkatli ol yani hocam. Diğer tarafında Rum militanlar nihayetle 63'te. Tarafsız. Tabii. Ama şimdi öyle değil. Artık oralarda biliyorsunuz hemen onun yanında iki toplumlu merkezler vardır. Evet. Ki benimkisi sadece sportif bir düşünce ve bir arşın da egemenliğin üzerinden basıp geçme hikayesidir. Yok, bu şey iyi gözlem. Yani orada işte iki toplumlu merkezlere veya işte bir restoran özel ama nihayette evet. Bütün iki toplumlu etkinliklere ev sahibi yapmak üzere orada çalışıyor. Aynen. Bir sürü şey de hoşgörüyle karşılanıyor onlar çalışabilsin diye. Çünkü öyle bir kapasite yaratılmış oluyor. Buluşma kapasitesi. Bir çay kahve içme birlikte ben de çok seviyorum. Yani hani evet. Rum tarafına geçmeden Rum tarafından arkadaşınız geliyor orada oturuyorsunuz. Sonra herkes yoluna dönüp gidiyor. Ara bölgede. Bu bağlamda aslında Taksim sahasının da iki toplumlu etkinlikler için daha yaygın kullanılması. Öncelikle de belki de sabah yürüyüşlerini Türkler Rumlar beraber yapsınlar orada artık. Dediğiniz gibi iki lider de bu işe tamamen öncülük yapmak. İki lider de bu işe öncülük yapabilir. Tabii Sayın Akıncı zaten yürüme kültürüne sahip bir lider. Yürüyen bir lider. Büyük ihtimalle Anastasiyadis de yürüyordur. Bir gün de eşofmanlarını giysinler ve bu Lefkoşa'nın güzel ortamında yürüsünler, yurttaşlara öncülük etsinler. Evet. Ve belki biraz da yürüyerek anıları paylaşırız. Tamam hocam, şimdi siz Kıbrıs'ta Enosus ve Taksim politikalarının sonu sanırım sizin doktora tezinizin kitaplaştırılmış evet. halidir. Evet. Ama yani şimdi bu Taksim sahasında yürürken belki bu kitap için yaptığınız hazırlıkları da Kıbrıs tarihini de düşünerek ne öngörüyorsunuz? Yani artık çözüm arayışından vazgeçelim, bu bölgeleri kurtaralım, yürüyüşeydi, insanlığa idi bir şekilde. Çünkü sadece Taksim sahası yok ki ara bölgede. İnsanların tarlaları doğru. var, evleri var. Doğru. Şeyi biliyorsunuz, Lokmacı kapısının sağına soluna bakın bir ne kadar tarihi ve güzel binalar var. Aynen. O binaların sahipleri var. Senelerdir uzun. Yani o mülklerinden mahrum.
Üstelik tarihi miras kapsamına girebilecek binalar var orada. Yani konaklar. Tabii iflas etmiş insanlar var. İş adamları var. Sırf bu iş yerleri kapandı diye. Uzunyan da onlardan birisidir. Rally genel bayisi Kıbrıs'ın. Oradadır o da. Lokmacıdadır. Söylediğiniz yere doğrudur. Evet. Hmm. Tamam. Yani ne yapalım? Yani bir akademisyen olarak Kıbrıs tarihini çalışmış uluslararası evet. ilişkilerci birisi olarak soruyorum. Şimdi yürüyüşçü askülerden uzaklaşalım. Ne yapalım? Ara bölgeleri hatta kazanalım tekrar. Nasıl kazanalım? Keyfimize bakalım nasıl yapalım? Yani çözüm olmadan nasıl yapacağız bu işleri? Şimdi tabii çözüm işi liderlere devredildi değerli dostum. Liderler üzerinden gidiyor. Sivil toplum da bence ben tabii ki ara bölgeyi efendim tamamen konsantrasyonumuzu oraya verelim demiyorum. Bir yurttaş olarak günlük hayatımızda oradan faydalanalım. Bu güven yaratıcı bir önlem olur ve önemli bir tarihi mekandır ve bu mekan üzerinden belki de yeniden o iki toplumlu merkezlerden çok daha önemli. Çünkü onlar sonradan olmuş yani işler. Halbuki o aslında kendisi hep iki topluma da beşiklik etmiş bir ve sportif yani son derece futbolla ilgili o mekanlarda çok hatıralar paylaşılmış. Demek istediğim böyle bir yer bize topluma bir sivil alan olarak bir yürüme alanı olarak ve gerçekten geçmişi de olan bir şey. Çünkü bazı şeyler var yani bizde de oluyor. Yani federasyon çok uzun yıllardır konuşuluyor ama federasyonun kendisi bir siyasi kültür, bir efendim siyasal partilerdeki çalışma sistemi ve buna inanan, gönül veren siyasal partiler de buna dahil olmak üzere federal kültürden hiç nasiplenmemişler. Yani demek istediğim çözüm federasyon konusu da dahil olmak üzere birçok konuda elbette ki çözüm kendisi imzalandığı zaman önemlidir ama bence buna engel değil hayatımızın içerisinde buna ilişkin yeni şeyler yapma, yeni şeyler önerme. Bu Taksim meselesi böyle. Benim federal meseleyle de ilgili yani görüyorsunuz neredeyse tek isimler yönetiyor artık veya birkaç kişinin yönettiği yapılar, partiler ve buna federal düşünceye gönülden inanan, fikren katılan, buna sahip çıkan partiler de buna dahildir. Ben yani bu anlamlarda işimizin kolay olmadığını söylüyorum. Ve tabii ki çözüme ilişkin inancımı ben kişi olarak her zaman zaten taşıyan birisiyim ve üzerimize ne düşerse de yapmak istiyoruz. İnşallah da yani çözüm denildiği kadar yakındır ve bizim göremediğimiz aktörlerin bizimle ilgili verilmiş başka kararları yoktur. Evet. İnşallah. Neyse ben biraz siyasallaştırmaya çalıştım bu söyleşiyi ama siz gene sportifleştirmekte ısrar ettiniz. Onun için bugünlük herhalde sınır budur diye ben başka soru sormaktan kaçınıyorum. Evet. Yani kolay gelsin. Taksim keşke dediği gibi Cem'im biz de bir sabah katılabilsek Mehmet Bey'e. Kaçta yürürsünüz Mehmet Beyciğim? Ben öğleden sonra. 4'te. Geliriz hocam. Beklerim. Ben geleceğim. Beklerim. Hem bu konuşmaları, fikirleri yürürken daha böylecinde paylaşabiliriz. Evet. Yürüyüş çok önemlidir Hasan abi. Tamam. Kolay gelsin. Sizlere de çok teşekkürler ilginize. Biz teşekkür ederiz hocam. Herkes de hocamızın yürüyüşüne davet etmiş olalım evet. Biz de burada. Şimdi tabii benim dikkat çektiğim konuya tekrar dönmek istiyorum. Yani uzun zamandır yani bu ara bölgedeki mülklerin, olanakların vesaire gerek toplumsal maksatlarla gerek ailelerin veya kişilerin kendi maksatlarıyla kullanılması konusu aslında kanayan bir yaradır. Mehmet Bey'in belirttiği gibi o bak rally bisikletti yani rally acentesi dedi.
Bizim dönemimizin böyle büyük rally bisikletleri vardı. Ben ondan düşerek kolumu kırmıştım. Çünkü ayaklarımız yere değmezdi yani bindiğimiz zaman. Bu kolum arızalıdır o yüzden. Hala. Hala. Düzelmedi tam. O zaman sağlık servisleri... Vay o rally bisikleti. Neyse ama şeyi de hatırlatmak isterim. Tabii 74'ten önce o sahayı Kıbrıslı Türkler daha etkin kullanıyorlardı. İşte Mehmet Bey de belirtti. Hem orada maç oluyordu dedi ama ben lise yıllarımda orada atletizm yarışmalarının, liseler arası atletizm yarışmalarının olduğunu da hatırlıyorum. Dolayısıyla aslında bir şekilde bu ara bölgedeki alanlar... mülklerin kazanılması konusunda bir şeyler yapılması gerekiyor. Tabii buradan belki hemen Maraş'a gider konu. Yani nihayette en önemli asetlerden, varlıklardan birisi Maraş atıl duruyor. Vesaire. Bunlar da hepsi Kıbrıs sorununun faturasının içinde yer alan bedeller diye düşünülmeli. Dolayısıyla çözüm aslında bunlara köklü bir şekilde çözüm getirecek olan etkinlik. Evet. Yani bu onun için çözümün gerekliliğini de anlatıyor bize aslında bunlar ama yani bir sürü de siyasal taraf var. Evet, hocamıza az önce söylemiştik. Bu çerçevede katılıyorsanız fikir olarak Taksim sahasının yeniden açılması, yürüyüşe açılması ve Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların yürüyüş yapma alanı olması açısından. Orası için tabii başka projeler de yapıldı düşünce bazında ama bir türlü hayata geçirilemedi ne yazık ki. Mesela Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Rum tarafındaki Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak bir düşüncesi vardı. Hatta bunu bir ara dörtlü olarak da değerlendirdik. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Yunanistan Odalar Birliği ve Kıbrıs'taki iki ticaret odası. Orada bir pazar yeri kurulabilir. Örneğin sadece cumartesileri açık olacak. Evet. Örneğin başta sınırlama olması bakımından sadece yerli ürünlerin satılacağı bir pazar. Belki küçük esnaf, küçük üretici, çiftçi, bahçeci, el sanatlarıyla uğraşan ailelerin, insanların, kadınların ürünlerinin sergileneceği. Ama maalesef bir türlü ileriye götüremiyoruz. Hep gelip Kıbrıs sorunundaki bazı sorunlara takılıyor. Maalesef. Örneğin orada satılacak domatesin, yani sen domates yetiştiricisisin, bir kamyonetin arkasına 10 kasa domates koydun, götürdün. İşte sağlık sertifikası nasıl olacaktı, kadevesi kime ödenecekti, ne olacaktı? Tabii benim şahsi görüşüm, bütün bunlardan arı olarak bunun yapılabilmesi gerekir. Bu engellerde. Niye? Sen Cem bileceksin ki bir Kıbrıslı Türk olarak ya o Türk tarafından bir kişi olarak oraya gittiğinde domates alıyorsan bir Rum'dan onun sağlık sertifikasını sormayacaksın. Güvenirsen alacaksın, güvenmezsen almayacaksın. Olur mu öyle şey ya? Olur. Almaz. Bu Kıbrıs sorunu yüzünden bunları yapmamız gerekiyor. Mehmet Asgüler'in dediği o federal veya ben illa da federal demek istemiyorum. Birlikte yaşama kültürünü yaratmak bakımından da bu gerekli bir şeydir. Tamam. Yani dolayısıyla yani mesela Trodos'a gidiyorsun. Yol kenarında çeşitli ürünler satan insanlar var. Rumlar var. Evet. Değil mi? Alıyorsun arabana koyuyorsun. Pekala onlara soruyor musun onun sağlık sertifikasını veya şuyunu buyunu? Ha orada tabii odalar karışacağı işin içine. Veya belki bazı resmi makamlar, belediyeler vesaire karışacağı için belki bu durumda işte sertifikasyon önem taşıyor. Kardeşim işte bazı şeyleri ihmal ederek bu Kıbrıs sorununun yarattığı ikilikleri, uzaklıkları yakınlaştırmak da önemli bir çabadır. Mesela bu şeyi, bu pazar fikrini ben şahsen çok beğendim, çok destekledim ama senelerdir konuşuluyor, bir türlü olmuyor. Söylediğinize katılmıyorum yani öyle bir ihmal yapılması sağlık. Ne olacak? Rumlar bizim tarafın sağlık belgesini tanımaz diye gidemeyecek mi bizim çiftçimiz? Yahut biz Rumların sağlık sertifikasını tanımak zorunda mı kalacağız oraya bir ortak idare altında? Evet.
Tanırsa tanıyalım yani. Benim şikayetim yok ondan da. Ama tanımak istemiyorlarsa ihmal edelim diyorum. Ha, tamam canım. Bilemem. Yani, yani şimdi söylemek istiyorum. Yani bir yol bulalım şimdi, neticede. Dün, anlatabildim mi? Dün bir yerde bunu konuşuyorduk Hasan abi de. Çok çok ilginç şeyler oluyor. Mesela işte bizim balımızla ilgili, bizim gıdalarımızla ilgili, sağlık sertifikalarıyla işte o testler mesler var ya Hasan abi. Hı hı. Onlarla ilgili çok ciddi problemler olduğuna dair dedikodu. Şimdi o yüzden dedikodu olduğu için çok şey yapmayacağım bunu. Ama duyduğumu söyleyeyim sana. Göz yumuluyor bazı şeylere. Biz bu ürünleri Türkiye'ye bile gönderemiyoruz. Geri dönüyor. Bu geri dönen ürünleri neden geri döndüğü, işte o sağlıkla ilgili denetimlerinin tam yapılmayışı, işte sağlıklı olmayışı, kanserojen madde içermesi falan filan bir sürü şey ekleniyor. Tabii bu bilinen bir şeydir. Hatta bunu gazetede veri olmadan bir şey söyleyemem. Zaman zaman doğru yazıyorlar bence. Zaman zaman da yanlış. Mesela Greyfurt kamyonları dönüyor. Dönüyor. Bu geçen yıllarda. İşte giremiyoruz, Türkiye pazarı bize kapalı diye siyasallaştırıp üzerine gittiğimiz de oldu. Durun bakalım neden geri dönmüş? İşte pestisit kalıntılar, yani Zira-i Mücadele'de kullanılan ilaç kalıntıları var üzerlerinde, sağlığa zararlı. Bazı gazetelerimiz sordu o zaman. Pekala şimdi bunlar ne olacak? Bunları biz mi yiyeceğiz? Evet. Yani o zaten ikilem yiyoruz. Arasında da gidip geldik. Doğrudur. Bir pazarın yani dışa açılması, mesela ihracat, İthalat gibi şeyler sizi standartlarınızı yükseltmeye zorlar. Çünkü bütün dünyanın kabul edebileceği standartlara erişmeniz lazım. Mesela ihracat yapabilmek için, değil mi? Buna uygun bir sertifikasyon sisteminizin olması, bir denetim sisteminizin olması. Hayır, denetim ve sonunda da sertifikalandırmak. Yani onun gerçekte ne içerdiğini, hangi testlerden geçtiğini, sağlık kurallarına uygun olup olmadığını, hangi standartları karşıladığını, o ürünün belgelemeniz lazım. Bunu Hellim tartışmasında da yaptık. Hatırla. Evet. Yani Hellim işte Avrupa'da PDO olarak tescil edilirse acaba bizim Hellimlerimiz bu standartları karşılayacak mı? Hayvancılar Birliği şimdi, Başkanı da çıktı dedi ki bizim bütün hayvanlarımız dedi hastalıklıdır. Dolayısıyla süt de öyledir. O bir demeç gibi kaldı. Bak dün, oysa, Hasan abi öyle bir noktaya geldim ki dünkü sohbette. Hani o bulunan sohbette bulunan kişiyi söylemeyeceğim de bu konularıyla çok ilgili. Hiçbir şey yemek istemiyorsun. Aynen öyle. Tamam, sana tavsiyem az ye. Mecbursun yani, yiyesin. Ne kadar az yiyesen o kadar. Vücudun. Çünkü yani bazı anlattıklarıyla işte toprakta o kadar çok kirlenme var ki, o kirlenmeden dolayı, topraktaki problemden dolayı oradan çıkan zaten sebze meyve yememen lazım. Et konusunda öyle bir noktada ki zaten yememen. Bal vesaire. Dedim be abi, dedim ne yiyeceğiz biz? Dikkatli olacaksın dedi. Farkında değil misin dedi. Bu kadar fazla kanser neden oluyor? Bunlar diyor kanserojen madde içeriyor. O yüzden satamıyoruz. Türkiye bize engel olmuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece biz satamıyoruz çünkü doğru şekilde üretmiyoruz. Yarın 7.45'te yeniden beraberiz. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. O benim bir yenim. O benim bazen sade.
sen canlı. O benim bir yeğenim. Bir yeğen. O benim bir yeğenim. Artık haberlere bakış açınız değişecek. Hangi gazete, hangi haberi manşetine neden taşıdı? Hangi haber doğru, hangi haber yanlış? Günün gerçek gündemi aslında ne? Günün ilk saatlerinde günün ilk yorumları Hasan Erçakıca ve Cem Karla Bakış Açısı'nda. Bakış Açısı hafta içi her gün 7.45'te Ada TV'de.